Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye her alanda artan sıkıntılara, skandallara ve sarsıntılara sahne olmaktadır. Belirli aralıklarla gündeme gelen ve toplumsal vicdanı da etkileyen olaylar vatandaşlarımızı her geçen gün daha fazla kaygılandırmaktadır. Bunlardan birisi de Türk futbolunda zaman zaman gündeme gelen şike ve teşvik primi iddialarıdır. Şike iddialarının bu kadar sıklıkla gündeme gelmesi Türk sporunun içinden çıkılmaz tehlikeli bir alana girdiğini açıklıkla göz önüne sermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eyle Mert Ertuğrul, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alarak Türk futbolunda gündeme gelen şike ve teşvik primi iddiaları üzerine konuştu. Zonguldak Kümürspor'un küme düşürülmesi iddialarını da gündeme getiren Ertuğrul, Türk futbolu hiç olmadığı kadar siyasileştirildi. Kulüpler neredeyse siyasetin arka bahçesi haline geldi. Bu da tüm camialara ve fair play ruhuna büyük zarar veriyor. Futbol severler şeffaf bir federasyon istiyor. Kurulların ahbap-çavuş ilişkisiyle oluşturulmadığı bir federasyon istiyor. Şu anda da Zonguldak Kümürspor'un küme düşmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Etik kurulundan tüm spor camiasını ve futbol severlerin yüreğini soğutacak adil bir karar verilmesini bekliyoruz. Zonguldak Kümürspor yönetimi ve taraftarları sesini duyurmak için 26 Mayıs Pazar günü saat 15'te Zonguldak'ta bir futbolda adalet yürüyüşü gerçekleştirecekler dedi. Bildiğiniz gibi şike bazen yedeklerden oluşan bir kadroyla sahaya çıkılmasıyla, bazen oyuncuların maç içindeki davranışlarıyla, bazen hakem oyunlarıyla, bazen de teşvik primi verilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Haftalardır bir şike iddiasını bizler de gündemde tutmaya çalışıyoruz. Zonguldak Kömürspor'un küme düşürülmesinden bahsediyorum. İkincilik Beyaz Grup'ta 37. haftada oynanan Ankara Spor ve Nazilli Belediye Spor maçı tek bir şut dahi atılmadan bitti. Bu durumun futbolun olağan akışına asla uymadığına hepimiz hemfikiriz. Üstelik maç esnasında rakip takımın bir oyuncusu gol atmak üzere atağa kalkıyor. Ancak kaleci ve diğer defans oyuncuları tarafından azarlanıyor. Sen ne yapıyorsun diye. Burada net bir şekilde kulüplerin beraberlik üzerine anlaştığı görülüyor. Ve bu beraberlikte alınan bir puan nedeniyle Zonguldak Kömürspor'da haksız yere küme düşmüş oluyor. Bu maçla ilgili bahis sitelerinin verilerini incelediğimizde ev sahibi kazanır bahsine toplam 661 avro yatırılmış, misafir takım kazanır bahsine toplam 17 avro yatırılmış fakat beraberlik için 30.954 avro yani 1 milyon liranın üzerinde bir para yatırılmış. Bu konuda çok ciddi bir kamuoyu oluştu. Olay ulusal basında da yer aldı. Sayın milletvekilleri, yazık değil mi emek veren, ter döken futbolculara, yazık değil mi kar, kış, yağmur demeden çile çeken cefakar taraftarlara, yazık değil mi Türk futboluna? Gerçekten çok yazık. Sayın milletvekilleri, şike iddiaları daha önce de mecliste gündeme getirildi. Bazıları araştırma komisyonu şeklinde döndü fakat bir bölümü de reddedildiği için kadük kalan önergeler halinde kaldı. Ancak yolsuzluk gerçeğinin toplumsal adaleti gölgelediği bir dönemde Zonguldak Kömürspor'un düştüğü haksız durumda gözetilerek futboldaki bu olayların önüne geçilmesi şarttır. Türkiye profesyonel ve amatör futbol liglerinde teşvik primi ve şike olaylarının özellikle de hatır şikesinin her dönemde olduğu bilinmektedir. Ancak ne yazık ki gerçekleşen teşvik primi ve şike olaylarının çok az bir bölümü cezalandırılmış ancak büyük bir bölümü cezasız kalmıştır. Çünkü Türk futbolu hiç olmadığı kadar siyasileştirilmiştir. Kulüpler neredeyse siyasetin arka bahçesi haline gelmiştir. Bu da tüm camialara ve fair play ruhuna büyük zarar vermektedir. Federasyon yakın geçmişe kadar spor ruhuyla yetişmiş, futbola katkı vermeyi amaçlamış, başkanlık koltuğunu siyasi güç ve maddi kaynak olarak görmeyen idarecilerin yönetimindeydi. Ancak futbolun endüstrileşmesi, federasyonun da siyasetin yörüngesine girmesini maalesef kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Buradaki asıl gerekçe, ülkede futbolun geniş bir yer tutması ve siyasetin de futbol sever kitleyi oy potansiyeli olarak görmesidir. Örnek olarak, yakın geçmişte küme düşmesi gereken 3 takımın siyasetin talimatıyla ligde tutulmuş olmasını hepinize anımsatmak istiyorum. Futbol severler şeffaf bir federasyon istiyorlar. Futbol severler kurulların ahbap çavuş ilişkisiyle oluşturulmadığı bir federasyon istiyorlar. Şu anda da Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesiyle sonuçlanan olaylarla ilgili iddialar federasyon etik kuruluna sevk edilmiş durumdadır. Etik kuruldan tüm spor camiasının ve futbol severlerin yüreğini soğutacak adil bir karar verilmesini bekliyoruz.
Zonguldak Kömürspor yönetimi ve taraftarları seslerini duyurmak için 26 Mayıs Pazar günü saat 3'te Zonguldak'ta bir futbolda adalet yürüyüşü gerçekleştirecekler. Adalet sadece futbol için değil, tüm spor dallarında ülkemizin ilerleyebilmesi için elzemdir. Her birimizin isteği ve ortak görüşü temiz futboldur. Hiçbir kulübün, sporcuların ve taraftarlarının emeklerinin, haklarının yenmeden bileklerinin gücüyle haklarını elde ettikleri bir ortam istiyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.